Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Juzu bizim DP'nin üst koridoru var ya bir tane dangalak. Onunla beraber Jotu eşin e, analizini yapıyoruz. Bu analizi de Twitch'ten abonelerin arasından seçtik. Edis kardeşimiz 15 yaşında Gol Telo sıfırdan hesap kasmış kendisi. Bir levelden çok uğraşmış kasmak için. Onun analizini yapacağız şimdi. Bakalım hataları neymiş? Doğru yaptığı şeyler neymiş? Evet Edis sence bu maçta böyle doğru yaptığın şey neydi? Ya move'larımı ben çok beğeniyorum ben nereye, ne zaman gideceğimi. Öyle yani. Move'larını beğeniyorsun. Aynen. Ayrıca YouTube'da yorumlardan çekilişle veya rastgele seçtiğim bir kişiye analiz yapacaktım. Bunu dün söylemiştim. Onun videosunda çektim ama o video bugün değil, yarın kanalda olacak. Haberiniz olsun. Hemen analize devam edelim. Bu arada neden bitkinlik aldın? Onu da bize açıkla. Ya Vel'Koz well şifa kitleri başka bir şey almayacağım. Söyledi ben zorunlu olarak kaldım. Hiç teleport girmek kaldım. istemedin yani öyle mi? Tamam güzel yani. mantık ama. Fena değil. Tamam güzel. Bak Lucian'a karşı Edis bitkinlik baya güzel. Neden biliyor musun? Adam senin üstüne eyle atlıyor. Adamın renci kısa ya. Exhaust'u yani bitkinliği atabilecek rence e girebiliyorsun. Ama Caitlyn'e karşı falan eşle bitkinlik aldığında kolay kolay atamazsın onu. O yüzden onlara karşı biraz daha kötü. Lucian'a karşı iyi bir se seçim ama. Beğendim. Bu direkt puşlayabilirler isteseler. Velkozeş çok güçlü zaten. Bakalım ne yapacaklar. Zaten yeni başlayanlar falan vardı. Kalitesiz bir maçtı bu arada. Bak şu an Edis şurada değil. Şu an şu minyonun arkasından Laksa bir tane W falan atman lazım. Adam zaten Q açtı bunu biliyorsun. Buradan adama W atıp bir tane de oto atsan adam büyük ihtimal armor da girmemiş. Hani büyük ihtimal %20 cam falan kalacak adam. Şu an mesela bu tarafa kaçmana gerektirecek bir şey yok. Şu an bu adama W atsan bir tane de oto vursan oto vurmana bile gerek yok. Sadece W bile atabilirsin. Ama adamdan korkuyorsun. Bak hala W atmadım mesela. Direkt pozisyon vardı free. Atmadın. Şu an ikinci W'nü atacaktım belki geldiğinde. Daha bir tane bile atmadın. Şu an atabilir ya tamam. Hala atmıyorsun bak. Sürekli W atman lazım eşle. Bir de mesela 2 level oldun. E hala skill açmıyorsun. Q açmanın hiçbir mantığı yok zaten bu matchup'ta. O kadar uzun bir trade olmayacak. Takas olmayacak. O yüzden E açıp direkt ormancının nereden başladığını, şu an nerede döndüğünü güzel bir okla şöyle sonuna kadar atman lazım. Bak W hala atmıyorsun. Full manasın. Bunlar önemli şeyler. Bakalım 3 levelde şimdi W mu ik ikilecek yoksa Q mu verecek? Onu çok merak ediyorum. Aa 2 levelde Q verdi zaten. O bu baya kötü bak Edis bunu yapma bir daha sakın. 2 levelde her zaman %90 yani çok büyük bir istisna olmadığı sürece E veriyorsun. Şu an mesela Edis Lucian'a karşı, Lux'a karşı falan normalde Lux koridorda Q'sunu kullandıktan sonra adam hiçbir şey yapamaz. Zaten Hani adamları yenersiniz trade'de falan Q'sunu kullandıktan sonra direkt adamların üstüne koşman lazım bir tık Birka Birkaç tane hit atabilmek için Ne manan fullken full W spamlemen lazım Aynen yani. mesela manan fullken barış güzel bir noktaya değindi e Manan full mesela dolmuyor çünkü full Hani harca ki evet. dolsun Mesela bakın E'yi şimdi açtı Şu an mesela W'su normalde iki kere olsa şu an bu adama bir W atsa Şu an bu adam ölmüştü büyük ihtimal çok ciddi bir adam önce... bence aynen az önce geri kaçmana gerek yoktu bir de. Gayet güzel. Öldü zaten adam. Şu an hala E açtı ama E'sini kullanmadı hala. E'yi arkadaşlar parayla atmıyorsunuz. mananızla gitmiyor. Atın gitsin yani. Bu manasız değil mi? Aynen. Tamam güzel base. Hiç fena değil. Bakalım ne alacak. 1200... Bak 1250 goldun var. Bakalım ne yapacak. Şimdi bak, bu wave'i adam pushlayamayacak. Ben olsam senin yerinde base'de durur, pot'u satar, BF alırdım. Şu peksimeti. Biraz beklerdim. Adam zaten bu wave'i pushlayamayacak. Ama biraz da riskli olabilir. Bu adam bu wave'i pushlayana kadar diğer wave gelmez mi? Gelir. Bence kesin öyle yapman lazımdı bu arada. kanon wave olduğu Bence için maç, ama. maç bol maç ya. Değil mi? Yok ya. Sen şey. ne düşünüyorsun? Bence AMK al alabiliyorken, AMK alınca laning çok güçlü oluyor ya. AMK alın ya tek alınca Essence River'a gidiyorsun. Tamam işte. Ama bilmiyorum. Garen ve şey zevk var ya o yüzden bilmiyorum. Şu an daha fazla Essence Weaver <laughs> gidiyorlar da. Şimdi zaten gün sonunda Essence oluyor. Zaten bence şöyle. Edis şunu yapman lazımdı bence kesinlikle gün sonunda. AMK alacak paran yok ki. Kesinlikle mahvolmuş bu ildine gitmen lazımdı. Çünkü bu eşya sana şu an koridorda neredeyse hiçbir şey kazandırmıyor. 25 AD hiçbir şey kazandırmıyor sana. Şu an sen mahvolmuş karının kılıcının eşyalarını alsan yine aynı AD'yi alacaksın. Üstüne bir de can çalma falan olacaktı. Bence 9'lük can çalma artı ya, pot, ya, ya bot ya da... Atak speed. 900'lük can çalma artı bot inanılmaz bay bu arada bence. Bot bir de Lucian Lux'a karşı bayağı iyi. Şimdi bak Lucian hala base atmadı ya. Şu an Ediz bak sen E'ni hala atmadın. İki stack oldu. Şu an E'nin de stacklenmiyor. Mana gibi. Sen şu an E'nin bir tanesini kullansan diğeri gelecek. Daha çok E atacaksın oyun boyunca. Ama şu an sen onu engelliyorsun ve adamlar şu an üste dönmedi. Sen üstten geldin. Gün sonunda sen şu an ormancının, karşı ormancının yerini bilsen şu an bu koridoru yok edersin. Yani biri, az önce bence lane'in gelirken düşünmen lazım. Şu an lane'e gelince ne yapacağım diye. Çünkü oha. <laughs> Adamların abi. çünkü base'leri yok. Lak zaten ölü. Lucian da senden... 25 AD az. Direkt 2 v 2 zaten yok edersiniz. O yüzden jungle'ın yeni öğrendikten sonra adamları böyle wave'ini hem kırpıp freeze bile atabilirdin orada. Az önceki pozisyonda. Üstüne gidebilirdiniz. Şu an bu arada kuleye falan vuruyorsunuz. Bak adam hala üstte Şu an mesela bakın. Lucian sadece bir kere üste dönmediği için şu an bunları yaşıyor. O büyük minyon, arabalı minyon wave'de base atmadığı için Adamın yaşadığı hmm. şeylere bakın. Şu an bu saatten sonra Waze atarsa bir wave daha kaybedecek. Hani bayağı geri düştü adam. Plate aldık. Bayağı sıkıntı. Hatta bir tane daha ne alacağız neredeyse. Kuleden çok yedik. Çabuk puşlamamız Hı -hı. lazım bunu. Yoksa adam gelecek. Bence az önce base'di ya. Ya base zaten de şu plate ben çok az kaldı. Adam, şu plate çok az kaldı. Belki alırdı. İkinci plate olduğu için Alman kesin olarak bilmiyorum. Oğlum o o detaya Direktleri girersen de. o detay çok sonraki iş Barış. Daha böyle basit indirgeyerek Barış. anlatmamız lazım. Ya da şu an mesela şey yapabilirler. Direkt lane'i pushlayıp Drake'e falan gidebilirler. Şu an bak o plate'i zorladığı için bir vayu aldı, AMK aldı bence gayet okey. Zaten 2-3 milyon kaybetse de çok bir şey sorun değil. Zaten adamlar freezesi de bu arada freeze her türlü bozacaklar ki istedikleri zaman. O yüzden çok zor. Zeki çağırabilirlerdi ya orada. Tık tık. Bak sen hala oyun boyunca hiç E atmadın bu arada Edis. Evet evet ben de onu diyecektim. Onu kesinlikle dikkat et yani. Eş oynarken sürekli e atmanız lazım. Yok mu bu ulti? Ha atmışsın zaten lan. Güzel. Burayı güzel oynamışsın. Eline sağlık. Leblanc da geldi. Hemen bak gidip o bir tane plate'i alıp base atman lazım bak. Ha o plate gitmiş lan minyonlara. Bak o zaman yanlış base attın şu an Edis. Şu bir, an bu wave kan... de Şu an bu wave büyük minyon wave olmadığı için bir sonraki gelen wave büyük ihtimal büyük minyon wave olacak. Dikkat etmedim ona tam da. Aynen. Bir sonraki wave bak bu araba minyon olduğu için bu wave'i direkt pushlayıp hızlı base attığında adamlar zaten sana geri pushlayamayacak bu wave'i. Mis gibi bir şey olacak senin için. Bak Velkos pushladı. Burada XP ve gold kaçırdın şu an. Burayı uçlamadığın için. Bir de Ediz duyuyorsun değil mi bizi şu an? Aynen yok. aynen duyuyorum. Yani arada sen de katılırsan biraz daha şey olabilir hani o yaptığın şeyi hatırlayıp düşüncelerini söylersen. Anladım. Tam olaksin öldü. Şu an eş inanılmaz güçlü. Öyle aynen. böyle değil yani. Şu an dive artık ultin var. Ay, Bak bu tarz durumlarda idiyiz. Her zaman şunu söyleyeyim sana. Bekledim bu adam duydum. buraya sıkıştı değil mi şu an? Tamam. Burada mesela atıyorum. Bir ulti atmana bile gerek kalmayabilir. Eyvallah. Ulti her zaman atman daha iyi. Sonuçta garanti almak. Ama mesela e, şu an bekletebilirsin. Adamın zaten kaçabileceği herhangi bir şey yok. Leblanc'a doğru gitse Leblanc zaten onu keser. Size doğru geldiği zaman zaten keseceksiniz. O yüzden acele etmeden biraz daha yavaş oynarsan çok daha garanti oynamış olursun. Aklında bulunsun. Sak bu wave'i pushlayıp hemen base atman lazım. Ay ölüyordun lan. Bu arada Velkoz iyi oynuyor ha yanındaki. Bak şu an dümdüz mide koşman lazım bak. Bu çok önemli işte bakın. İzleyen herkes için bu direkt bence oyundaki en önemli şey şu an mesela buraya gitmek yerine burada normalde olan şeyi söylüyorum. Bu Leblanc'la Velkoz burayı pushlayabilirse pushlar. Ediz de mid'e gider. İki wave'i de pushlamış olarak Ediz mid'e gittiği için adamlar zaten botta. Veigar da botta. Belki mid'e gidip plate falan alabilirsin çok avantajlı olur senin için. Şu an için belki bu pozisyonda çok doğru olmayabilir. Leblanc falan puşlayamayacağı için. Ama normal şartlarda orta koridor, alt koridora roam attıysa ve orayı puşladıysa o sırada da senin canın azaldı beyz attın. Orayı o adam puşlar, sen de orta koridora gidersin. Orta koridoru puşlarsın. Aklında bulunsun. Bu bu arada üst koridorlar için de geçerli. Üst koridor orta koridora gen katar. Orta koridor ölmüştür atıyorum. 2 ve 2 olmuştur. Orta koridor ölmüştür. Hemen toplayın mid'e gelmiştir. Midi puşlar orta koridorda üst koridora çıkar ve minion wave'ini almaya gibi. Şu an bak sen buraya gideceksin mesela büyük ihtimal minyonların bazılarını alamayacaksın bile bak. Veigar hala burada Hello. olduğu için şu an orta koridordaydın mesela. Şu an orta koridor daha kısa olduğu Hı, için Seni kimse şey yapmayacaktı artı. Hem free XP alacaktın solo XP hem de plate alabilirdin lütfen. Yani şu an mesela buraya gelmiş olsaydın ki emin ol yani buraya gelmiş olsaydın LeBlanc şurada bir wave daha belki dururdu seni görüp orta koridorda. Veya belki bu adamlar görüp dönecekti. Leblanc da buradaki farmı belki alabilirdi. Ama şu an çok Bence kötü olmadı hala. hala. Mid'e gittikten sonra bot wave'ine yetişebilirdi ya. En fazla 2-3 tane milyon kaçar Yani o da Kenan olur. Olduğu için. Ya ama normalde Leblanc'ın alması lazım işte. Ha. Şu an direkt mesela dümdüz ulti atman lazım. Edis. Zaten bak cam biçen bu ildinin arkadaşlar en büyük öle önemi cooldown yani bekleme süresini azalma. Sürekli ultisi geldikçe ulti at olması inanılmaz güçlü bir hale getiriyor eşi. Çünkü yani atıyorum siz cam biçen aldığınızda atıyorum bekleme süreniz %20 geliyor. O hatırlamıyorum şu an tam ultisinin cooldown'ını atıyorum yüzde kaç? İşte kaç saniye? 80 saniye. Şu an bunun ultisi 11 levelde biraz daha düşecek. Otomatikmen ne olacak? Civalı kuşaktan daha az bir kullanına sahip olacak. Zaten arındır öyle. O yüzden sürekli ulti atmak bayağı önemli. Bak ulti gerek bile kalmadı. O öldü. Çok güzel. Tam burayı hemen ittirip dönmesi gerekiyor Ediz'in. Tamam. Hemen orta koridora dönersen burada Ediz bu wave'i ittirip direkt free orta koridor kulesini alabilirsiniz. Buradan daha önemli çünkü. Şu an mesela bu yaptığınız çok riskli. Arkanıza belki teleport falan gelir. Şu an teleportları yok tabi de. Oyun içinde zaten ha teleportu yok. Burayı puşayalım demediğin için. Genelde bu tarz şeyleri teleportunu biliyorsan bunu yapman okey. Ama bilmediğin sürece bunu yaptığın zaman sıkıntı. Şu an tek bence Veigar içine atabilir ya. E'si duruyor mu bilmiyorum da senin kameran var. Biz oraya E'si e var. E'si hep var. Hiç dahi şey kullanmadım. Zaten genel olarak. E, e kullandım. Bak, kullandı bir kere. Bir şey. O bak E kullandın. Onda da Garen'le Zek yeni doğdu. Aynen. Pardon. 3 kişi bot, 4 kişi botta Garen de ölü E kullandın. Bak aslında E kullandın hani kullanmak için kullanıyorsun E Kullandın yani. 4 kişi botta Garen ölü sen E atıyorsun. Zaten kimseyi görmeyeceksin ki jungle'da. Jungle camp'lerini görmek için atarsın. Hani profesyonel bir maç olsa ormancına jungle camp'lerini göstermek için bile atabiliyorsun bazen. <laughs> Elkoz bu arada bayağı iyi oynuyor ya. Helal olsun valla. Bu arada fresh account olduğu için yani Lux bir ihtimal oyuna yeni başlamış. Yeni 30 olmuş. onu söyleyeyim. Ya olabilir, olabilir. Bayağı kötü oynuyor zaten. Şimdi bir runaan geldi mi? Oo bak yanlış dem. Direkt runaan alman lazım. Ne alıyorsun? Ebedi mi alacağım buradan? Aynen ebedi var. Sakın, sakın görmemiş olayım. Direkt Runa. Bak bazı champler vardır böyle ne kasacağın bazen değişir karşıya göre ama eş sanki şey ya. Yani ne olursa olsun aynı. Ya mahvolmuş Runa'n gidiyorsun ya da can biçen Runa'n gidiyorsun zaten. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Can biçen ebediyi kasabileceğin iki tane hero var bence. Lucian, Lucian Sivir. Zayah. He Zayah da var hadi. Zayah da var. Zayah da var. Zayah da var. 3 tane. Onun dışında onu da neden kasıyorsun biliyor musun? Letal tempo aldığın zamanlar kasıyorsun. Zaten genelde letal tempo giriyorsun onlara. Letal tempo dediğim şurun arkadaşlar. Türkçesini hatırlamıyorum. Yani letal tempodan atak speed geldiği için zaten atak speed'e ihtiyacı olmuyor. Ebedi alıyorsunuz. Genelde burst atan yani. Üçü de burst atıyor aslında. Buradan alt koridordan kuleyi de aldılar. Oğlum sizin takım da bayağı iyi oynuyor ha. Güzel. Velkoz'a bak. Bak burada Edis, Edi kerisin ya. Takımca bir şeyler yapıyorsunuz ya. Olabildiğince o takımcı olan şeylerden hafif hafif kaçmaya çalış. Ya yani nasıl? Atıyorum bot tier 2'yi mi alıyorlar? Vuruyorlar. Sen o sırada aa midde farm var deyip middeki farma koş. Çünkü sen AD kerisin. ...erken oyunda çok bir işe yaramıyorsun zaten fight'larda. Olabildiğince farm yapıp sen uzayan oyuna ne kadar güçlü gelirsen takımın için o kadar faydalı. Aklında bulunsun. Yani bir yerlerden bir şeyler sürekli tırtıklamaya çalış. Bak orta koridorda farm var. Gidip alman lazım. Sen nereye gidiyorsun? Bak alt koridora oyunu bitirmeye. Direkt orta koridora git abi. Sen AD kerisin. Buradaki farmını al. Gel buradaki kuleye vur. Hani bitireceğiz diye tribe girmene gerek yok. Zaten kazanacaksınız oyunu düzgün oynarsanız. Burada bu oyun hiçbir zaman bitmiyor. Normalde bitmesi lazım evet. Ama bu oyun hiçbir zaman burada bitmiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Banko biri trollüyor. Adamlar yeni doğmuş oluyor. Bir şey oluyor yani. Bak. Ne olacak çok merak ediyorum. Bu oyun nasıl bitmedi mesela burada? Bak Veigar tek attı. E Bak. Biraz da orada lavallik yap. Buradaki lavallik her zaman olur ama. Bu olmadığı bir yer söyleme hani gösteremezsiniz bana. <laughs> tamam zaten bundan sonrası için çok bir analize gerekiyor geliş. Burada zaten maç Aynen. bitmiş. Şimdi dediz bak genel olarak ben sana eş olarak söylüyorum. Bak önce eş olarak sana bir şeyler söyleyeceğim. Bir de DW açtın. Eğer takım arkadaşlarından hani support'un all in böyle Leon Anatolius falan değilse hatta o zaman bile zor. Karşıda da böyle bir şeyler yoksa genelde hani %90 ikinci seviyede E açıyorsun. E açar açmaz ormana uzunca bir ok atıyorsun. Ormancının yerini öğreniyorsun. 3 levelde de yapabiliyorsan ki %90 yine W'yu ikiliyorsun. Çünkü W'nin senin eşin koridoru kazanmasındaki en büyük yardımcı olan şey. Hatta eşin W'sunu kaldır eş oynanmaz yani öyle diyeyim sana. O yüzden W'nü daha çok kullanıyorsun. E'ni daha çok kullanıyorsun. Daha efektif kullanmaya çalışıyorsun. Ne zaman atıyorum jungle'a yerini öğrenmeye ihtiyacın olduğu zamanlar atıyorsun. W'nü ikinci seviye yapıyorsun. W'nü sık sık kullanıyorsun. Onun dışında can ilk item, eşya, AMK kılıcı yani tek kılıç alabildiğin her dönem can kas bence. Ama atıyorum baktın alamıyorsun gidip mahvolmuş alabilirsin atıyorum karşıda tank varsa. Karşıda tank yoksa direkt can biçen mahvolmuşa hiç girme. Onun dışında yani onun dışında koridorları puşlarken koridor, yani base atarken üste dönerken üste döneceğin wave'i yani atıyorum önceden belirle. Aa burada canım istedi base atayım değil. Önceden bu wave'i puşlayıp base atayım dersen bir sonraki wave e, yani kendi wave'ine bakarsın. Aa bu minion wave kanon bunda base atayım dersin. Baktın o kanon değil atıyorum. Bir sonrakine sarkıtırsın bir wave daha kalırsın. Ona göre oynarsın. Üste dönmeleri de ayarlarsan. Bir de plate alırken çok tribe girme. O ikinci plate alırken mesela biraz AMK'yı aldın. Eyvallah. Ama mesela bir tık normalde iyi oynayan bir bot lane olsa karşında sıkıntıya girebilirdin. Haberin olsun. Genel olarak bunlar. Eşya seçiminde Anladım. de ikinci eşya. Eşe hiçbir zaman ebedi kılıç alma. Teşekkür ederim. Öyle. Için. Ben değil. teşekkür ederim. Umarım Elimizden geleni yaptık umarım yardımcı olmuşuzdur kardeşim benim